ilçe başkanlarım, değerli il yöneticilerim, çok değerli basının emekçileri, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Eşitlik için, demokrasi için, kadının insan hakları için, özgürlük için, laiklik için birlikte el ele, kol kola yürüttüğümüz mücadeleyi ileriye taşımak için ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partimizi iktidar yapmak için kadın kolları il başkanlığına adayım. Evine ekmek götürmek, çocuğunun okul masrafını karşılamak için, sigortasız çalıştırılan kadınlar için adayım. Tarım işçileri, tekstil işçileri, emekliler, gülmeyi unutan yüzler için adayım. Görünmeyen emeğin iktidarı için adayım. Kadınların hayatın her alanında olabileceğini ve kadın istihdamını arttırmak, mücadele etmek için adayım. Çalıştığı iş yerinde mobbinge uğrayan, eşit işe eşit ücret almayan kadınlar için adayım. Elinde diplomasıyla işsiz, iş arayan gençlerimiz için adayım. Her gün evde, iş yerinde, sokakta öldürülen, tacize, tecavüze uğrayan kadınlar için adayım. Bu ülkede iki cinsten biri değil, ikinci cins olarak görülen kadınların haklarını savunmak için adayım. Kadınların nasıl giyineceğinden, nasıl konuşacağına, kaç çocuk doğuracağına, ne zaman evleneceğine kadar dikte eden, bize itaat et, rahat et gibi pasif roller biçenlere hatlerini bildirmek için adayım. Layık, özgür, eşit, adil, herkesin tok olduğu Türkiye'yi yeniden hep beraber inşa etmek için adayım. Adayım çünkü kadın mücadelesi bu ülkenin demokratikleşme mücadelesinin en büyük gücüdür. Kadın mücadelesi adalet, eşitlik mücadelesinin lokomotifidir. Kadının örgütlü gücü ve mücadelesiyle çağdaş, aydınlık, yarınları, mutlu Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Ne diyorduk? Kotalar bize dar, hedefimiz iktidar. O halde kadınlar en önde yürüyecek, gelecek kadınların ellerinde yükselecek. Vardık, varız, var olacağız. Yaşasın kadınlar, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi.